İnsanın üç boyutlu olduğunu biliyoruz ve evreni bu doğrultuda anlamaya çalışıyoruz. Aslında evreni anladığımızda insanı, insanı anladığımızda da evreni anlayacağız. Burası artık ruhun, kaderin, işte o berzah alemlerinin yaratıldığı ama yine soyut anlamda yaratıldığı alem. Dikkatinizi şu çekti mi? Bakın en sona insan yaratıldı. Bütün alem sanki ona hizmet etmek için var edildi. Bu kadar basit değiliz. Yani bir kadınla bir erkeğin birleşmesinden ben dünyaya gelmişim. Evet, bu kadar değiliz arkadaşlar. Ruhsal planda çok büyük bir plan var. Biz de o planın bir parçasıyız. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Devam niteliğindeki videolarımızın aslında üçüncüsündeyiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü peş peşe izlerseniz çok daha rahat anlaşılır oluyor konularımız. Biz ilk videomuzda ya da bunun önceki videoda evrenden, insandan, üç boyutlu olmaktan bahsettik. Bunun önceki videomuzda, buraya bırakıyorum onu, insanın isteklerini elde etmesi için üç boyutunun üçünü birden kullanması gerektiğini anlattık. Değil mi? Neydi bunlar? Kalp, kalple istemesi, beynin bu konuda ikna olması ve sonrasında da bu konuda işte harekete geçmesi lazım. İnsanın üç boyutlu olduğunu biliyoruz ve evreni bu doğrultuda anlamaya çalışıyoruz. Aslında evreni anladığımızda insanı, insanı anladığımızda da evreni anlayacağız. Bu noktada ben o üç boyutu şimdi ikiye indireceğim size. Az sonra da tahtamın başına geçeceğim. Aslında en rahat olduğum alan. Sizlere orada birazcık yazarak anlatacağım. Ancak öncesinde evet o üç boyutu iki boyuta indirip daha rahat ve yalın anlamamızı sağlayacağım. Evet, insanın bir ruhsal boyutu var, bir maddesel boyutu var. Tüm evrende bir ruhsal boyutu var, bir maddesel boyutu var. Ve yaratılış itibariyle bütün evren önce ruhsal boyutta yaratılıyor, daha sonra maddesel forma dönüştürülüyor arkadaşlar. Burada işin içine alemler giriyor, elementler giriyor, dört unsur dediğimiz dört unsur geliyor, ruh geliyor, geliyor, birçok konu geliyor. Bunları dediğim gibi teker teker anlatacağız sonraki videolarda. Şimdi burada özellikle çekime başlamamızın sebebi, evet, evreni anlatacağız özellikle burada. Evrenin bize sunmuş olduğu, gördüğünüz bu taşlar, işte bu piramit unsurlu semboller, her birinin insan hayatında bir etkisi var. Bunları çoğumuz saçma ya da böyle gereksiz bulabiliriz. Ancak Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Allah bu piramidi yarattıysa, bu seleniti yarattıysa, buradaki işte akikten tutun ametise kadar taşları yarattıysa ya da buradaki işte lotus çiçeğinin sembolize ettiyse her şeyin bir anlamı var. Evrene bütüncül bakmadığımızda, insana bütüncül bakmadığımızda alemi anlamak, Allah'ı anlamak arkadaşlar imkansız hale geliyor. Sonsuz bir zatı anlamak üzere biz bu aleme geldiysek, sonsuz bir zatı bu kadar sınırlı, bu kadar maddesel formda anlayamayız. Nitekim benim Instagram kanalım da var arkadaşlar. İnşallah burada artık daha aktif olacağız ama oradaki bir takım paylaşımlarımda sayı sekanslarından bahsediyoruz, çakralardan bahsediyoruz. Burada da sizlere anlatacağım teker teker, hatta daha düzenli olacak inşallah. Bütün o sayı sekanslarını paylaştığımızda ne kadar gereksiz, işte Allah'ın isimlerini çekelim, esmalar varken bu sayılara ne gerek var diye bir takım hem serzenişler hem şikayetler, bazen de gerçekten meraklı sorular alıyorum. Hiçbir şeyin Allah'tan gayrı olmadığını bilen biri olarak sayıların da kendilerince bu aleme hizmet ettiğini, insana hizmet ettiğini, dağların, taşların, harflerin, kelimelerin, bir zerre yok ki Allah'a ait olmasın, Allah'ın yaratıklarından olmasın ve bir nedeni olup insana temas etmesin arkadaşlar. Yani biz öyle bir geniş açıyla bakacağız ki her şey bize hizmet için yaratıldıysa, ben sayı sekanslarından da, Esma-ül Hüsna'lardan da, taşlardan da, kayalardan da ya da sembollerden de ne yapacağım? İstifade edeceğim. Ancak tekrar toparlayacak olursak, evet, alem, yani bütün bunlar alemi anlatıyor. Bu alemi bir ruhsal, bir de maddesel boyutta nasıl tasarlandığını
öğrendiğimiz kadarıyla ne yapalım? Bir şemayla inşallah tahtamızda çizip size anlatalım. Evet, tahtamızın önüne geldik. Ne anlatıyoruz arkadaşlar? Alemin ve insanın iki boyutunu anlatacağız. Ruhsal ve maddesel boyut. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yazarak anlatacağım. Niye yazarak anlatıyorum? Çünkü kelimeler birazcık karışık. İnsanı ve evreni iki boyuta indirdik. Ne dedik? Maddesel ve ruhsal boyut. Evet, şimdi yaratılış itibariyle bütün evrenin önce ruhsal düzeyde, sonra maddesel düzeyde yaratıldığını bizler kadim öğretilerden biliyoruz. Evet, ilk lahut alem dediğimiz gayb. Burası mutlak gayb arkadaşlar. Yaradan vardı ve başka hiçbir şey yoktunun olduğu alem. Tabii ki alemle de Allah'ı biz sınırlayamayız. Allah'ı tenzih ederiz ancak akıllarımızın anlaması açısından. Bu kısımda insan ve evren bilgi boyutunda var arkadaşlar. Bilgi boyutu. Nasıl bilgi boyutu? Allah'ın alim sıfatıyla Allah insanı ve bütün evreni zaten biliyor. Değil mi? Çünkü yaratılış önce bilgi, yani ilim boyutunda var sadece. Sonrasındaki ikinci alem ceberut alem. Burası da yine ruhsal bir alem. Allah'ın ilk ruhu, sonrasında levh-i mahfuzu yarattığı, sonrasında da dört unsurla birlikte heba yarattığı yer. Bunların her biri birer ders niteliğinde. Ancak biz böyle isimlerle geçelim. Ceberut alem. Şöyle yazalım. Kalem, kalemi âlâ, levh-i mahfuz. Ben isimlerini tek tek şuraya yazacağım. Kalem. Levh-i mahfuz. Evet, heba. Ve tabiat. Buradaki tabiat arkadaşlar aslında mizaç anlamındaki tabiat. Kuruluk, yaşlık, sıcaklık, soğukluk dediğimiz tabiat. Bildiğimiz tabiattan bahsetmiyoruz. Çünkü hala burası soyut alem arkadaşlar. Sonrasında yaratılış. Peki burayı şöyle kısaca anlatırsak. Ceberut alemi. Çünkü şu kısmı biz Allahu alem hiçbir şekilde bilmiyoruz. Buradan sonrası bizim bilebileceğimiz, en azından kelimelere dökebileceğimiz bir yer arkadaşlar. Allah ilk olarak kalemi âlâ'yı yaratıyor. Sonrasında bizlerin dilinden düşürmediği kadersel planlarımızın yazıldığı levh-i mahfuz arkadaşlar. İkinci planda. Üçüncü planda tabiat. Dördüncü planda heba. Heba, karanlık cisim dediğimiz ama artık tabiattan sonra, mizaçlar oluştuktan sonra olan soyut cisimden bahsediyorum. Heba. Burası artık ruhun, kaderin, işte o berzah alemlerinin yaratıldığı ama yine soyut anlamda yaratıldığı alem. Yine de Allahu alem diyoruz tabii ki. Sonrasındaki alem melekut alem. İşte burayı bizler çokça biliyoruz. Ama burası da hala soyut bir alemdir. Şimdi bu üç alem arkadaşlar ruhsal boyut. Bakın, her birinde insan var, evren var. Burada Allah'ın ilminde bilgi boyutunda var. Burası ruhsal planda artık, bakın burası kaleme diğer adı tümel ruh dediğimiz, ruhların tamamının bir olduğu, daha ayrışmadığı, birliğin var olduğu yer. Burası tümel nefis dediğimiz alan. Yani her şey burada hala tek parçada. Yani insanların ya da evrenin ruhsal olarak ayrışmadığı alan. Ancak artık bir varlık boyutu var. Ruhsal bir varlık boyutunda. Evet, melekut alem dediğimiz yer ise burası arkadaşlar her birimizin duyduğu, arşın, kürsinin olduğu, yedi gök kat semanın olduğu, onun üzerinde
burçlar aleminin cennetlerin olduğu ve dört unsur dediğimiz, bu sefer dört unsuru şöyle diyelim, dört element, ateş, hava, su ve toprağın olduğu alem. Bakın, dört element olduğu halde hala burası ruhsal alem olarak anlatacağım. Yine onların adını da yazalım. Melekut alemin içinde özellikle arş, ki ayet-i kerimede var. Allah bütün alemi yarattı ve arşa istiva etti. Biz burada hani istiva etmek anlamı oturmak gibi gelse de aslında hükmettiği söylenir. Nitekim tabii ki Allahü Teala mekandan ve zamandan münezzeh olarak biz bunları Allah'ı tenzih ederek ne yapacağız? Teşbih olarak anlıyoruz. Arş, kürsi. Evet arkadaşlar, benim astroloji eğitimi almama sebep olan alana geliyorum şimdi. Aslında astronomiyle başladı bu süreç. Evet, Allah arşı, sonra kürsiyi yaratıyor. Sonra bütün alemi burçlar. Diğer adı Atlas. Feleği. Bu bizim her yerden duyduğumuz şu 12 burç var ya, tam da oradan bahsediyorum arkadaşlar. Bütün alem, maddesel alemin formu, yani her birimizin tikelleşip tek bir Emine olmam, Ayşe olmam, Fatma olmam noktasında tikelleşip kendi kadersel planımı yaşama boyutunda seçtiğim alan burası arkadaşlar. 12 burç ve bütün alem ve zaman burada yaratılıyor. Artık zaman var. Aslında zaman mekanın varoluşuyla birlikte olmaya başlıyor. Bütün bunlar ruhsal, ancak ruhun yaratılması, varlığı bile artık zamanı gerekli kılıyor. Çünkü bu da yine kendi başına çok büyük bir konu. Zaman eşittir mekan diyebiliriz, ya da zaman algısı mekanla birlikte başlar diyebiliriz. Bunu bir kenara koyalım. Evet, şimdi burçlar alemi var. Sonrasında sabit yıldızlar. Ve 7 gök katı var arkadaşlar. Bu 7 gök katı da sizlere çok tanıdık gelecek. Yedi gök katı, Satürn feleği, Jüpiter feleği, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay arkadaşlar. Tam da hani burçlarla ilgili videolarda benim de zaman zaman anlattığım 7 gezegenden bahsediyoruz. Bunlar 7 gök sema dediğimiz alan ve 4 unsur, 4 element yazacağım ben buraya. Bunlar da evet, ateş, hava, su ve toprak. Şimdi buraya kadar anlattığımız bütün alemde hala bütün varlık ruhsal boyutta var. Yani bizim bu elle tutup gözle gördüğümüz üçüncü boyut dediğimiz alem hala yaratılmadı. Ancak bütün şekil şartları, bütün suretleri belirlendi. En son dört element, ateş, hava, su ve toprakla birlikte maddesel formun başlangıcı oldu arkadaşlar. Evet, şimdi dördüncü alem. Evet, mülk alemi dediğimiz alem arkadaşlar. Bu mülk aleminde de artık madenler, hayvanlar, bitki ve evet insan. İnsan şu kısım arkadaşlar, artık bu mülk aleminde buraya kadar bütün ruhsal boyut, şu dördüncü boyutta artık madde formuna geçti. Dikkatinizi şu çekti mi? Bakın, en sona insan yaratıldı. Bütün alem sanki ona hizmet etmek için var edildi. Ve insanda da bütün alemde var olan tüm özellikler var. Nitekim Allah ne diyor? Ben insanı iki elimle yoğurdum. Yani bu özellik sadece insana ait. Biz buradaki iki elden şunu anlıyoruz. Allahü Teala tüm celal ve cemal sıfatlarını yansıttığı yegane varlık insan. Nitekim başka bir ayette de Allah ne diyor? Ben Adem'i, ben insanı kendi suretime göre yarattım. Yani bütün alemi toplasanız, evet, insan ediyor. İnsanı şöyle bir ayırıştırırsanız alem ediyor. Demek ki o zaman bizim buradaki
Allahu Alem dediğimiz, bilemediğimiz zatın kendini bildirmek için yarattığı bütün bu sıralama, bütün bu alemler, bütün bu boyutlar, artık siz nasıl sınıflandırırsanız, bütün bunları bilmek bizim kendimizi bilmemizi, sonrasında da Rabbi bilmemizi sağlayacak. İnsan için yaratılmış bütün bu varlık alemi bizim kendimizi bulup bilmemiz adına bir rehber, ama öncelikle bizim bu alemlerden haberdar olmamız lazım. Biz bunları tek tek anlatacağız inşallah. Ama tabii ki kısa kısa anlatacağız. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Çünkü bunlar aslında kitaplar dolusu bilgiler. Ben elimden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum. O noktada arada böyle aksaklıklar yaşıyorum. O konuda şimdiden sürçülisan edersem affola diyeyim ben sizlere. Affınıza sığınıyorum. Evet arkadaşlar, zannediyorum bu şekil birazcık şekilden öteye gitti ama bu katmanlar bize insanı nasıl değerlendirmemiz, insan hayatındaki somut bir gerçekliğin değişmesinin nerelerden geçtiğini gösteriyor. Yani siz bu insanda bir değişiklik yapmak istiyorsanız arkadaşlar, ki bu son merhaledir. Evet, bu maddesel formdaki insanda bir değişiklik yapmak istiyorsanız buradaki feleklerle, buradaki her bir varlık boyutuyla oynayabilir, onu değiştirebilirsiniz. Yeter ki haberdar olalım. Bir de bunları değiştirebilme gücüne sahip olduğumuzu bilelim. Onu da inşallah hep birlikte öğreneceğiz. Hep birlikte bu konuda yol kat edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayın. Abone olun. Videomu paylaşın. Ki biz bu konuları, böyle sırlarda, kenarlarda, kitaplarda kalmış konuları anlatalım, anlayalım. Neden arkadaşlar? Çünkü ben birazcık böyle öğretmen kafasında, evet, 1 ile 2'yi toplayıp 3 ettiğini anlata anlata gidiyorum ama sanki buna ihtiyacımız varmış gibi, en azından benim buna ihtiyacım vardı. İkna olmamız adına, ruhsal mekanizmamızı, kendi yaratılış mekanizmamızı görmemiz adına bu kadar basit değiliz. Yani bir kadınla bir erkeğin birleşmesinden ben dünyaya gelmişim. Evet, bu kadar değiliz arkadaşlar. Ruhsal planda çok büyük bir plan var. Biz de o planın bir parçasıyız. Kendimizi bilmek, tanımak, İçimizdeki ruhsal gücü açığa çıkartmak açısından nereden geldiğimizi bileceğiz. O yüzden de elimden geldiğince sizlere bu konuda aydınlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.